Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz arkadaşlar, Molla Hüsrev'in Mir'atül Usulü'nden Esma-i Zuruf'u dün okuduk, zarf isimlerini. Bugün de şart edatlarını, kelimat diyor. Çünkü o da bir yani kelimenin çeşitlerinden biri harfte. Şart edatı. Kelimatü şartı, şart edatları. Bakalım bildiğimiz nahivdeki bilgileri nasıl tazeleyecek bizim Molla Hüsrev. Ondan istifade edeceğiz. Şunu da açalım. Çünkü arada sırada motor durursa seninki de yardıma gelmezse, çift motorluyuz elhamdülillah. O zaman müracaat ederiz Molla Hüsrev'i okuyan Osmanlı talebeleri ve hocalarına. Bunu çok ciddi not düşmüşler. Şimdi kelimatü şart. Ve min kelimatü şartı. Şart kelimelerinden biri de yani ammemaha. Genel manada tamimde bulundu. Hepsi de şart. Her zaman hepsi şart yerini ifade etmez. Niye? Kelimat dedi. Çünkü li enne ba'daha esma'u. Bazıları isimdir. Harf değil yani. Onun için hurufu şart demedi. Evet. Bu harf derken tabii biz yine kelimenin çeşitlerinden olan harfi kastediyoruz. Birisi in. Bu kesin harf. İn. Ve huve bu eğer manasına. Aslun fihi ey fi şartı. Şartta temeldir. Yani arkasından fiil gelir. Birinci cümle şart fiilidir. İkinci cümle ceza, cevap fiilidir. Liennehu çünkü bu in limahdi şartı mutlak şartiyet içindir. Min gayri zarfiyetin ve nahviha. Zarf ve benzeri manalar ifade etmez. Ey namaz süresi bitiyor. لِتَعْلِيكِ حُسُولِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ لِحُسُولِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ اُخْرَى Şart demek bu demek. Bir cümlenin manasının meydana gelişi diğer bir cümlenin manasının meydana gelişine bağlı. Eve gelirsen sana ikramda bulunurum. Mesele gayet açık. وَتَدْخُلُ اِنْ اِنْ girer. Emran öyle bir meselenin üzerine girer ki yani in her yere girmez. مَعْدُومًا Olmayan bir şey. Gelirsen ikramda bulunurum. Daha gelmemiş. Alâ hataril vücudi. Gelip gelmemesi tehlikeli. Ey mütereddidin beyni en yekûne ve ellâ yekûne. Olup olmaması mütereddit. Ve lâ yüstâmelü fîmâ huve kat'iyyül vücudi. Ev kat'iyyül intifâi. Kesin olmayacak. Kesin olacak olan şeylerde in kullanılmaz. İlla ancak. Bak. Alâ tenzîlihima. Hem olmayacakları hem olacakları kesin. Sanki olmayacakmış gibi şüphe doğurmak için. Mesela menzileteş meşkûkili nükte. Edebi bir nükteden dolayı şüpheli hale indirmek için. İzil men'u evil hamlul maksudani. Bir şeyi engelleme veyahut da evet deme, var deme, yok deme. Minel yemin, yeminden kasıt. La yetehakkaku fi şeyin minhuma. Yani o kesin varlığı kesin olan veya varlığı kesin olmayanlar hakkında yemin olmaz. Ancak şey olursa şüpheli. O zaman feşşartu fi kavli zevci leha bir kocanın karısına şu sözündeki şart illem utallik ki fe enti talikun. Anlatabildim mi? Ben seni boşamazsam sen boşsun. Bu la yücedü illa indel mevti. Ölümde ancak. Değil mi? Boşamazsam diyor da ölümde. Ey mevti zevci eviz zevci. Ya karı ya kocanın ölümünde ancak. Niye? لِأَنَّ التَّيَقُّنَ بِوِجُودِ الشَّرْتِ O ben boşamazsam sözünün kesin olması lem yahsul illa indehu. Ancak ya karı ya koca ölecek ki. Öyle değil mi? Ha, لِأَنَّهُ حَالُ الْعَزِّ عَنِ الْيْكَاءِ Hakikaten. Gerçekten talak vuku bulmaya acizlik halidir o. Orada şüphe var. Ama ötekinde şüphe yok. Öyle değil mi? فَفِي مَوْتِ الزَّوْجِ لِلْمَوْتُوَةِ Yani cinsi münasebette bulunulmuş bir hanımefendi için kocanın ölümünde الْمِرَاسُ لِلْفِرَارِ Miras, koca hanımını mirastan kaçırmak için yaptığı için miras verilir hanımına. وَلِغَيْرِهَا ve diğerlerine. Yani وَلِغَيْرِهَا لَا diğerlerine verilmez. Hanıma verilir. Niçin verilir? Çünkü koca hanımını mirastan kaçırmak için böyle bir söz söylemiş olabilir.
Anladın değil mi? Ölünce miras oluyor, şey oluyor ya, talak. Ve fî mevtiz zevceti, ama hanımın vefatı halinde la miras elehu. Kocanın hiç miras hakkı yok. Niye? Onun kaçma diye bir niyeti yok. Boşayan erkek. Liennel firkate min kibelihi. Yani ayrılık kocadan taraf. Ve kevnü taliki, talikin yapılması, kettencizi ence vücudi şartı, şartın bulunduğunda talikin yapılması tıpkı tenciz gibidir. Emrun hükmi, hükme ait bir şeydir bu. Fiilen dışarıda oldum olmadım o manada değil. Hükmün var olup olmamasıdır. Fela yuştaratu fihima yuştaratu li hakikati tencizi minel kudreti. Onun için hükmen bir şeyin olması için gerçekten de kudreten de yeterli, hemen yerine getirme manasının olması şart değil, değil mi? Ölse de tamam. Kema ida ucide şartu halel cunudi bademe al-ulliqa akilen veya alleka. Akıllıyken talik ettiği bir şey, hastalık halinde bulunursa o şart ne olur? Yine kadın boş olur. Diyor ki sen benim evime girersen sen boşsun dedi hanımına. Delirdi. O delirdiği sıra girdi. Hiç önemli değil. Şart yerine geldi, adam, kadın boşandı. Feinkiyle şöyle bir soru sorulsa. Sellemle kabul ediyoruz. Vuku'ahu bimevtihi. Yani talakın, kocanın ölümüyle vukuunu kabul ediyoruz. Ama lakin yenbeği ella yeka bimevtiha. Karının ölümüyle talakın vuku bulmaması lazım. Niye beyefendi? لِيَنَّ تَطْلِيكَ مُمْكِنٌ مَا لَمْ تَمُتْ. Çünkü ölmediği sürece o kadın talakı yapması erkeğin mümkün. Bak, mantıklı gibi görünüyor itiraz. وَالْعَجْزُ yani acizlik اِنَّمَا يَتْحَقَّقُ بِالْمَوْتِ. Ölümle ancak daha talak yapamaz olur. وَحِينَيْزِنْ o zaman لَا يُتَصَوَّرُ الْوُقُ. Acizken de nasıl vuku bulsun talak? قُلْنَا kardeş بَلْ يَتْحَقَّقُ الْعَجْزُ عَنِ الْاِيْكَاءِ كُبَيْلَ الْمَوْتِ. Hemen ölümden kısa süre önce aç talakı ika etmekten tahkuk eder. Lennemin hükmü, çünkü bunun hükmü en yuakkibehu el vuku, talakın vuku bulmasıdır. Ve la yutasavvaru zalike, bu da düşünülemez. Geldik leve, bu da önemli. Lev enzelna, değil mi? Oku bakalım ayet-i kerimeyi, her gün aşırı okuyoruz. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ. Eğer bu Kur'an-ı Kerim'i dağın üzerine indirseydik, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا. Lam geldi cevabında. Lam'ın özelliği şu. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Allah'tan korkusu ve saygısından dolayı dağ darmadağın olurdu. İşte şart. Değil mi? Şimdi lügaten söz, lil mudiyyi, geçmişe ait. Yani bundan sonra hep mazi fiili gelir yani. Olsaydı mudiyyi derken illa mazi manası değil. Yani lügaten, sözlükte. Lintifa issani, lintifa ilevel. Birinci yoksa ikinci de yok demektir. Yani eğer biz indirseydik, indirmesek ikinci de olmaz. Öyle değil mi? Fefi lev dehaltiddare le ataktü. Veya levdehat eddare. Eğer eve girersen ben de seni azat ederim. Ve lem yedhul fîmâ madâ. Geçmişte yürümedi. Yani girmedi adam. Yenbeği ellâ yotuk. Enteresan değil mi? Geleceğe ait değil yani. Mudî dediği o. Ve lakinnel fukaha. Ancak İslam hukukçuları isteâruhu bi'inne. Bi'in. Li'in. Özür dilerim. Aynen şart gibi olan inle müstahar olarak kullanmışlar. Çok istihare etmişler. Yani o zaman önemli değil. Gelecekte de olsa şart vücut bulsa meşrut da vücut bulur. Kema fi kavli teala velev acebeke. Velev acebeke nas, değil mi? İnsanlar senin hoşuna gitse de. Şimdi velev kerihel kafirun. Gavurlar istemese de veya nefret etse de manasına. Bu burada lev in manasına, şart manası. Ki aksi, tıpkı tersi de var. Yani bu da lev manasına. İnkülte kultuhu, inkünte kultu, eğer ben onu söylesem, yani söyleseydim, burada şey, lev manasına. Fakat alimtehu, ya Rabbi sen onu bilirdin. Dili geçmiş zaman.
Lev demek dili geçmiş zaman demek. Fe izâ kâle dese ki enti tâlikun lev dehaltiddâre. Yani eğer eve girersen boşsun. La yekâû hattâ tedhule. Girinceye kadar ne olur? Talak vuku bulmaz. Neden? Çünkü fukaha inle istiare etmişler. İn yerine kullanmışlar istiare yoluyla. Huvel merviyyu fi nevadiri İbn-i Sema'ate veya Sema'ate. Bu meşhur İmam Ebu Yusuf'un talebeleri, İmam Muhammed'in talebelerinden. Nevadir dediği böyle zahir rivayet değil de az rivayet edilen, tevatürle gelmeyen. An Ebu Yusuf'a, İmam Ebu Yusuf'dan gelen, onun talebesi. Ve la nasse anhuma rahimahumullahu teala. İmam-ı Azam'la İmam Muhammed'in bu konuda açık bir beyanları yok. Anlıyorsun değil mi? Burada nas açık beyan demek. Vakat bazen lev tedhulü'l-lamu yani ha vakat tedhulü'l-lamu fi cevabihi. Lev'in cevabına bazen lam girermiş. Ben her zaman girer diye biliyordum. Unutmuşuz. Değil. Ha. Nahu mesela le fesedeta. Değil mi? Lev kâne fîhime âlihetun. Yetun illallahu. Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı le fesedeta. Yer ve gök anarşiye gark olur, fesada uğrardı. Aferin. Bak, hafızlık, kuvvetli hafızlığın zekatı bu. Vakat la tedhulu. Bazen girmez. Nahu mesela cealnahu ucacen. Biz o suyu acı kıldık. Acı. Acaba bu acı Türkçeden ucaceden mi geldi? Ha, lel fa'u asla. Levin cevabında asla fa gelmez. Bu da çok önemli. Hatta lev kalu iza kale. Hatta kalu iza kale. Fakihler demişler ki şöyle dese. Lev dehalti dara fe enti talikun. Eve girersen boşsun. Yekau fil hal. Hemen olur. Anladın? Ha, kema yekau fi in dehalti dara ve enti talikun bil vavi. Vavla söylendiğinde, ini kullandığında olduğu gibi. Bu da çok enteresan. Hep bunlar fıkhın incelikleri. Anladın? Öyle nahi bilmekle olmuyor. Adam Mısır'a gitmiş. Bir sene kalmış. Arapça öğrendim demiş. Şimdi Kur'an meali yazıyor ve müftülük satıyor. İşte bu asrın ulema-i su, ilmini kötüye kullananların özelliği bu. Levla'ya geldik. Bu da çok önemli. Levlâke levlâke lemâ halaktu leflâke. Ey şanlı peygamber sen olmasan buna itiraz ediyor bazı ahmaklar. Manasının doğruluğunda hiç şüphe yok. Ama hadis olup olmadığı konusunda tartışılmış. Fakat 11. sözü okumayan bu hadisi kutsinin manasını anlayamaz. Bediüzzaman'ın 11. sözünü. Ve levla fil men'i bir şeyi engellemek için olmasaydın. Kel istisna tıpkı istisna gibidir bu da. Ne demek tıpkı istisna? Yani enne levla lemma delle ala imtina'i şeyli li vücu'i gayrihi bir şeyin varlığından dolayı bir şeyin olmayacağına delalet edince cu'ile mani'an o zaman engel kılınmış oluyor. An vuku'i ma yeterettebu aleyh meydana gelecek şeylerin meydana gelmesine engel teşkil ediyor. Fesarekel istisna, istisna gibi oluyor. Ce'er ricalu illa Muhammedun. Bütün erkekler geldi Muhammed hariç. Onu yani reddediyorsun, men ediyorsun. Hatta kâle Muhammedun rahimullahu teâlâ. İmam Muhammed Hazretleri buyurmuş ki la tutallakul mer'atu. Bir kadın boşanmış olmaz. Fî kavli zevci leha. Kocası ona dediği zaman enti talikun levlâ duhulukeddâra. Yani eve girmen olmasaydı sen boş olurdun. Enne mâna idmâna. Manası şudur. Enne ademe vuku'i talâki ki yani senin talakının olmayışı, meydana gelmeyişinin sebebi li vücudi duhuliki dare. Eve girmenden dolayı. Girmemiş olsan boştun. Zekerehul kerhi fi muhtasarihi. İmam Kerhi yani Hanefi mezhebinde ilk usulü fıkıh küçük böyle yayınlayanlardan biri. Muhtasar isimli de büyük bir eseri var fıkıhta. Ey mübarek zat. Ben bunu bizzat Süleymaniye'de teker teker hem usulünü hem de muhtasarı incelemiştim. Yazma. Neşredilmemiş bildiğim kadarıyla ama şu ana kadar çok neşrediliyor. Neşredilmiş olabilir.
İzaya da başlayalım. Ne diyorsun? He? Yoruldun mu bugün? Yoruldum hocam. Bugün tereddütlüsün. Yoruldun mu? Yok. Ha. İza geliriz hizaya, değil mi? İzaya başlayalım, gelelim hizaya. Haydi bakalım. Ve izâ, bu çok önemli. Acaba zarfiyet ifade ediyor mu? Zarfiyet ifade ediyorsa, izle farkı ne? İzle farkı iz mudi için, geçmiş zaman için. Ama izâ gelecek zaman. İzâ câe nasrullâhi vel fetih. Fetih ve Allah'ın nusreti, zaferi geldiğinde وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا bölük bölük insanlar Allah'ın dinine girdiklerini de müşahede ettiğinde فَسَبِّهِ bak izanın cevabında mutlaka fa geliyor, öyle biliyorum. Tamam. Yani gelmeyen de olabilir. Tam emin değilim. Böyle konuşmayalım hemen. Çünkü nahi bilgilerimizi kısmen unuttuk. İzharı okumak lazım burada. Okuduk biliyorsun, özetledik. Şimdi iza, küfilere göre müşterekün lafzan. Lafzan müşterektir. İki manada kullanılıyor, vaz edilmiş. لِأَنَّهُ çünkü bu مَوْضُعٌ لِلْضَرْفِ فَقَطْ حَيْثُ لَا مُجَزَاتَ yani o şartlık yok, şart manası yok. Gelirsen böyle olur. اِذَا جِئْتَ فَاُكْرِمُكَ gelirsen ikram ederim. İlla şart, zarfiyet için sadece. وَلَا جَزْمَ لِلْمُدَارِيَ o zaman, bak bak bak. Üzerine geldiği müzariyi meczum kılmaz. Bu da çok önemli. Ve istamelu fil kat'i, kesin olan meselelerde kullanılır. Bak bak, kesin olan. Üç tane önemli nokta zikretti. Küfiler demişti, lafzan müşterektir demiş. Çünkü demiş zarf ifade eder. Mücazat yoktur, illa cevap gelmesi şart değil. Şart manası yoksa o zaman fiili müzariyi de cezmetmez. Allah Allah. Ve kesin olan konularda kullanılır. Kekavli mesela ve izâ tekûnû kerîhetun üd'â lehâ. Bunu okumuştum ben. Çirkin bir iş olduğu zaman beni çağırırlar. Ben çağrılırım. Ve izâ yuhâsul haysû bu şey yüd'â cündebü. Ama hays pişirildiğinde cündep çağrılır. Cündep diye bir adam. Adamın ismi. Haysu dediği şey, söyle ya, bizim memlekette dövmeyle yapılır. Yani tereyağı üzerine sürtülür. Keşkek deriz biz. Tamam mı? Keşkek. Herise de diyorlar ona. Ama bu yani. Haysu. Bakalım burada demiş mi bizim Molla Hüsrev'in talebeleri? Diyebilir. Diyebilir. Molla Hüsrev'in talebeleri diyebilir. Yani mana vermiş mi yani? Yani yağla, tamam işte benim dediğim. Yani şey, neydi? Herise. Yağla buğday, benim dediğim işte. Keşkek dedim değil mi? Evet. Keşkek, doğrusu aynen öyle. Bunu ben şey yapmıştım, rahmetli Akgündüz. Yani bu şiiri hatırlıyorum. Nereden? Katrun Neda'dan. Onu okumuştum. Ayrıca ve mevdu'un eydan indehum yine küfilere göre vaz edilmiştir bu kelime lişşarti fakat min gayri mülahazati zarfiyetin asla zarfiyet manası düşünülmeden şart için izâ câe nasrullah gibi ve yüzzemu bihil mudari'u fiil müzari olursa fiil mazi değil tabi o cezmedilmiş olur. Ve yüstemelu fi emrin ala hataril vücud. Olup olmayacağı şüpheli olan meselelerde kullanılır. Ama öteki kesin olanlarda. Ke kavli ve stegni ma agnake rabbuke bil gina. Senin Rabbin sana verdiği zenginliğiyle seni müstagni kıldığı şeylerden uzak dur canım. Ve izâ tusibke hasasatun eğer sana çok ciddi ihtiyaç olursa fetecemmen. Tecemmel ne demek? Güzel karşıla onu demek. Ama tecemmülün tam manasını bilmiyoruz. Bakalım tecemmel ne demek? Bilgina elbeyt demiş. Yok söylememiş burada. Onun tamamını almamış bile burada. Tecemmül güzelleşmek demek. Yani güzel karşıla. Cemal ile karşıla. Bence o manası tecemmeli. Ne diyorsun? Hı? Ne demekmiş tecemmül?
güzelleşmek. Tamam, biliyorum. Aynı güzel karşıla demek. Sana büyük bir, yani musibet denecek kadar zaruri bir ihtiyaç olursa, başına sıkışırsa, o zaman güzel karşıla. Evet, geç devam et. Tartışmaya gerek yok, bakmaya. وَهُوَ مُخْتَارُهُ اَيْ اَبِي حَنِيفَةَ رَحِمُ اللّٰهُ تَعَالَى. Bu Kufilerin görüşü İmam-ı Azam'ın görüşüymüş. Tercihi. قَالَ فَخْرُ الْاِسْلَامِ فَخْرُ الْاِسْلَامِ Pezdevi demiş ki وَلَا يَسْخُ تَرِيكُ اَبِي حَنِيفَةَ رَحِمُ اللّٰهُ İmam-ı Azam'ın bu görüşü doğru olmaz. اِلَّا اَنْ يَثْبُتَ Şu sabit olursa ancak. اَنَّ اِذَا قَدْ تَكُونُ حَرْفًا بِمَانَ الشَّرْطِ İsim değil de şart manasına harf olursa. مِتْلُ اِنْ Mitle in. Tamam. Tıpkı in gibi. Vakat iddia zâlike ehlül kûfeti. Ehl-i Kûfe de bunu iddia etmiş. Vakat ihteccel ferrâ'u li zâlike bi kavlihim. Ferrâ denilen meşhur alim şu Arapların sözüyle buna delil getirmiş. Ve istagni mâ agnâke rabbuke bil gînâ. Elbeyt diyor ya. Anladın? Ha, buradaymış bak. Ha, sabran cemîlâ demekmiş. Tecemmel. Burada var da ben bakamamışım. Bizim hocaların kaydetmediği şey yok. Öyle güzel bir baskı ki kesin talebelere kalitelisini bulmak şartıyla biraz büyük var bende. Burada bazı yerler silinmiş, okumak için sıkıntı çekmeyeyim diye bunu kullanıyorum. Yoksa o olmasa bazı şeyleri anlayamayız. Çünkü çok hata var bunda. Evet. Veçhül ihticac. Peki bu şiirle nasıl delil getiriyor ki? Yani Ferra Hazretleri. Enne izâ hâzihi, buradaki izâ, yani ve izâ tusibke var ya, hasâsetün fetecemmel, kad cezemetil mudâriyâ, muzâriyi cezmetmiş değil mi tusibke? Ve dehelel fâhu fî cevâbe, cevabında fe de girmiş. Bütün şartiyi olmasının delilleri bunlar. Ve dehelet alâ emrin mütereddidin, şüpheli olan bir şeyin başına gelmiş. Ve huve isâbetül hasâseti, o da bir sıkıntının başa gelmesi. وَهَذ۪ي bu alamet-ü in ve hassatuha. İnin özelliğidir. Yani işaretleridir. فَيَكُونُ بِمَانَا in. İn manasına olur. وَاِلَيْهِ ذَهَبَ شَمْسُ الْاَيْمَّةِ السَّرَخْس۪ي وَسَائِرُ عُلَمَاءِ الْاُسُولِ Şems-ü l-eyimme es-serahsi ile diğer usul alimleri de aynı kanaatteler. وَمَا ذَكَرْنَا هُوَ وَشْهُ الْاِسْتِدْلَالِ Yani zikrettiğimiz bu delil getirme şekli. وَلَا يُحْتَجُّ بِمُجَرَّدِ دُخُولِهَا عَلَى اَمْرٍ مُتَرَدِّدٍ Sadece yani muhtemel olan, mütereddit olan şeylere gelmesi delil olarak kabul edilmez. Hatta yeridu aleyh. O zaman şöyle bir şüphe doğar. Ennel meşkuke, şüpheli bir şey. Menzil, münezzelün menziletel makdu. Kesin olan bir şeyin yerine kullanılıyor. Çünkü izanın sonuna gelince. Niçin? Littenbihi uyarmak için. Ala enne şeymetez zamani raddel mevahibe. وَحَتَّ الْمَرَاتِبَ Bak. Zamanın çirkefi, kötülükleri, ihsan olan şeyleri iade etmiş, mertebeleri düşürmüş manasında. Kesin olanı. Hatta ki اَنَّهُ Sanki o لَا يَشُكُّ فِي اِسَابَةِ الْمَكَارِهِ Kötülüklerin kendisine isabet edeceğinde şüphe bile etmiyor. لِيُوَدِّنَ اَنْنُفُسَ عَلَيْهَا Ta ki nefisleri o konuda tatmin etmek için, vatanına yerleştirmek için. Ve yücebu anhu. Böyle bir itiraz gelince şöyle cevap verilir. Bi'ennel kavle bittenzil. Yani kesin olan bir şeyi, şüpheli olan bir şeye indirme. İnnemâ huve inde ademil hakike. Gerçek manası anlaşılmıyorsa, yoksa. Vel aslu tahakkukuha. Temel olan inin gerçek manasının anlaşılması. Fe innehu leyse bi sevap. Bu doğru değil burada. لِأَنَّ تَحَقُّكَ الْحَقِيكَةِ Çünkü hakiki manasının gerçek olması اِنَّمَا يَكُونُ أَصْلًا Değil mi? Temel olur. اِذْ لَمْ يَسْتَلْزِمْ خِلَافَ الْأَصْلِ Anlatabildim. Çünkü aslın hilafını gerektirmedi burada. Kel iştirak, iştirak gibi. İştirak biliyorsun. Yani hani müşterek kufiler olması. Müşterek olma diyorlar ya. كَمَا سَبَتَ ف۪ي مَوْضِعِهِ Yerinde anlatıldığı üzere müşterek okuduk ya. Ha ve hauna burada intihakkakat eğer izanın manası gerçek olursa yelzemu iştirakuhu beyne zarfi ve şartı ellezî huve mânâin inin manası olan şartla zarf arasında müşterek olması gerekir. Böyle cevap vermiş. Bitirelim mi? Burada kalsın mı? Ben kufileri bitirdik. Şimdi
Basrilerin görüşünü öğreneceğiz. İzah ile alakalı. Bakalım ne diyecekler. Yeter diyorsun. Okuyorum hocam. Öyle mi? Ben sana bakıyorum. Çünkü ben tamamını oku desen okurum. Bir anlaşılmayan tarafı yok değil mi? Çok kolay buralar. Ve iza indel basriyin, Basralı nahivcilere göre mevdu'un li zarfi, zarf için, yani gelecek zaman, tudafu ila cümletin fi'liyetin fi manel istikbali. İstikbal manasında fiil cümlesine gelir. İster mazi ister müzari olsun fiil, fark etmez. Velakinneha, ancak bu iza kat tüste'melu li mücerredihi, yani şarf için değil de, zarf şart değil de, ey mücerreti zarfiyeti min gayri itibari şartin ve tali. Şart söz konusu olmaksızın sırf zarf manasına da kullanılır. Kekavli itala mesela velleyli izâ yahşa, karanlığı çevreyi örttüğü zaman güneşe yemin ederim. Bak burada şart manası geceye, özür dilerim. Neyse o kadarlık anlıyor bizim kıymetli dinleyiciler de. İzâ vakat gişye, ey özür dilerim, vakte gişyanihi ala ennehu bedelun minelleyl. Geceden bedeldir ya bu. Yani örttüğü zaman. Karanlığını. Böyle biraz şart manası da var hocam. Tabi. Yani ama böyle diyor bu mübarekler. Ve tüstamelu eydan. Aynı şekilde iza basriyuna göre kullanılır. Li şartı bila sukuti. Zarfiyet manası düşmeden. Bak senin dediğini söylüyor. Ey sukuti manel harfi. Zarfi. Zarf manası düşmeden. Mislu mesela İza haraçta haraçtu. Kardeş sen çıkarsan ben de çıkarım. Yani haber ver bana. Ey ahrucu vakte hurucike talikan bi hurucike bi hurucihi. Yani sen çıkışını onun çıkışına bağlayarak çıktığın zaman çıkarım diyorsun. Bi menzileti talikil cezai bi şartı. Cezai şarta bağlamak yerinde. İlla ennehum, ancak Basriyun lem yec'aluhu li kemali şartı. Tam şart manasına değildir demişler. Ve lem yezzimu bihil mudari'a. Bak müzari'yi de cezmetmemişler. Basriyun. Niçin? Li fevati manel ibhamil lazimi li şartı. Çünkü şart için gerekli olan vuku'a gelecek fiildeki müphemlik manası yok. Değil mi? Burada kesin gibi. Ve inne kavleke atike izahmerral büsrü. Büsür ne demek? Allah Allah, sabah mı demek? Ola bu mübarek de beni çok yormaya başladı. Ha, olur mu öyle şey ya? Büsrü. Bak. Yarı, büsür. Yarı pişmiş olan hurma. Hurma kızarınca gelirim. Demek ki bu kışın, şey yani hani hurmalar belli bir dönem var ya, mevsimi kastediyor. Yani hurmalar yarı kızarınca gelirim diyor sana. Kırmızılaşınca. Anladım. Fefi tayinun ve tahsinun. Tahsisun. Burada kesin belirleme var. Bir hilafi meta tahruç ahruç. Ne zaman çıkarsan o zaman gelirim yok. Burada belli değil. Fe innehu çünkü bir mana. İn tahrucil yevme ahrucul yevme. Öteki o yani hurma meselesi. Bugün çıkarsan bugün gelirim kesin. وَاِنْ تَخْرُجْ غَدًا اَخْرُجْ غَدًا اِلَى غَيْرِزَ. Yarın çıkarsan yarın gelirim. وَلَا يَزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيكَةِ وَالْمَجَازِ. Hakikat ve mecaz arasını birleştirmeye gerek yok. Çünkü neydi? Basriyun nazarında. Hakikat neydi? Neredeydi? Zarfiyetteydi. لِيَنَّهُ çünkü لَمْ يُسْتَعْمَنْ اِلَّا فِي مَانَ الظَّرْفِ. Yani iza daima zarf manasında kullanılmış. لَكِنَّهُ ancak تَضَمَّنَ مَانَ الشَّرْطِ. Şart manasını da taşıyor. Bi'tibari ifadetil kelami. Çünkü söz ifade ediyor izanın başına geldiği söz. Takyide husuli madmuni cümletin. Bi madmuni cümletin uhra. Öyle değil mi? Yani bir cümlenin manasının gerçekleşmesi diğer cümlenin manasının gerçekleşmesine bağlı. Bi menziletil mübtedeil mutadammini manes şartı. Şart manasını taşıyan mübteda gibi. Mesela mitlu ellezî ye'tînî felehu kezâ. Bu da önemli bir nahyu kaidesi. Bana gelene şu kadar şey veririm. Müpteda ama şart manası taşıyor. Arkadaşlar iyi bilin. Bana gelene şunu veririm. Anladın?
وَلَمْ يَهْزَمْ مِنْ ذَٰلِكَ اِسْتِعْمَالُ اللَّفْسِ فِي غَيْرِ مَوْدِعَ لَهُ asla. Mesela burada mübteda şart manası taşıdı diye vaz edildiği mananın dışında bir yerde kullanıldı manasına değil. Anladık. وَهُوَ اَكَوْنُهُ لِلْظَرْفِ فَقَطْ Sadece zarf için kullanılır manası kavluhuma. Yani el-imameyni. Biliyorsun İmam-ı Azam Kufilerin tarafı, bunlar da Basriyun'un. Mesela fefi idâ lem utallik ki fe enti talikun. Ben seni boşamadığım sürece sen bozsun dese la yekaut talaku indehu. Ey inde Ebi Hanife de rahmetullah. Biliyorsun ölünce ancak talak vuku buluyordu. Ma lem yemut ahaduhuma. Koca karıdan biri ölmedikçe İmam-ı Azam'a göre. Ama imameyne göre ey ehadüz zevceyni karı kocadan biri. Lianne iza kema arefte. Yukarıda öğrendiğin gibi müşterekun beyne zarfi ve şart. İmam-ı Azam'a göre bu iki mana arasında müşterek. Fe in humile ale şartı şart manasına tamamen yorumlanırsa lem yeka talak hatta yemute ehaduhuma. Şart manası olduğunda onlardan biri ölmeden talak vuku bulmaz. Kema fi in gibi. Ve in humile alel vakti ama sırf zarf manasına yorumlanırsa yekau fil hal kema fi meta. Meta zarfiyetin zarfında olduğu gibi hemen vuku'a gelir. Fela yekau bir şek şüpheyle vaki olmaz. Ve yekau indehuma ama izayı sadece ve sadece zarf için mevzudur diyen imameyne göre talak vuku bulur. Kema ferega söyler söylemez. Mitlu metalem utallikki gibi. Ben seni boşamadığım sürece. O anda boşamadı işte. Anladabildim mi? Liannehu edafe talak ile vaktin halin anit talikki. Çünkü talakı boşamadan boş olan bir zamana izafe etti. Şart ya. Şey zarfiyet ya. Ve idâ sekete susar susmaz. Yucedü zelikel vaktu fatutallakku. O vakit bulunmuş olur ve boşanır. Ve nehbuhu aynıdır. İzama. İzama da aynen iza gibidir. İzama var ya aynıdır. İlla ancak arada bir fark var. Araplar boşu boşuna ikisini de ayrı ayrı kullanmaz. Fi temahhudihi lil mücazati. Yani burada mücazat şartı var izamada. Halbuki izada mücazat şartı yok. İlla ceza cümlesi gelecek diye bir kaide yok. Ve leyli idâ yakşâ gibi. Değil mi? Fe inne duhûle mâ. Çünkü mânın girişi yuhakkiku mânel mücazati. O mücazat, ceza cevap cümlesinin gelişini kesinleştiriyor. Bittifakin nuhati. Bütün nahiyciler bu konuda müttefik. Ve tüsemmâ mâ hâdihi. Bu mâya deniliyor. Musallatatun. Yani mücazat manasını musallat ediyor izanın başına. Licaliha el kelimetelleti la te'amelü fîmâ bâdeha. Daha sonrasında amel etmeyen bir kelimeyi amile tenfi onda amel eder kılıyor. Öyle değil mi? Mesela nasıl? Cezm yapabiliyor. Mücazat olunca cezm geliyor. Bak iza normalde her zaman cezmetmez. Öyle değil mi? Ama burada cezm ediyor. Tekûlü izâ mâ te'tini. Bak te'tini değil mi? Ükrimke. Geldi bak. Fema işte bu ma hiyelleti sullit sallatat iza alel cezmi. Cezme ne yapıyor? Musallat kılıyor. Mecbur kılıyor. Liennehu çünkü bu ma kâne ismen. Öyle bir isim oluyor ki yudafu ilel cümeli gayre amilin. Yani amel etmeyen cümlelere gelir. Fecealtehu ma fecealethuma kim o dediği iza amel etmeyen cümlelerin de başına gelir. Öyle değil mi? Ama ma onu kılıyor. Harfen minel min hurufil mucazati amileten kemeta. Meta gibi hem cevap ve ceza gerektiren hem de amel edebilen edatlardan kılıyor. Hmm. İnan ki ben aradaki farkı bu kadar bilmiyordum. Veya unutmuşum yani. Yaşlandık. Ben yani katrun nedayı ezberleyeli 35 sene olmuş. Ne zaman ezberledim? 1972'de. Kaç sene? Fazla. Olan keçeli. Ne 35'i? 45 sene falan. Ezberledim. Metnini tümünü ezberledim. Cezakümullahu. Son bir cümle var hocam. Hani? Ha.
Vakile bir görüşe göre de innaha sılatun. Sadece bağ vazifesi yapar ma. Anladın mı? Hiçbir fonksiyonu yoktur. Bağlaç. Görüze görüş olduğu için. Takıyla demiş. Yani ona hesaba katma demiş. Bütün ben de zaten görmedim. Şey yapmadım zaten. Zayıf görüş olduğu için görmedim o cümleyi. Haydi cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Bu işte böyle.